Burak Güngör arkadaşımız tedavide olduğu için o gelemedi. İkinci kaptanımız Murat buraya geldi. Yetişince o da gelecek buraya. Gerçekten Sayın Bumcu'nun dediği gibi Mayıs ayından beri aralıksız çalışan bir erkek voleybol milli takım var. Çalışmaya ihtiyacı olan bir takım bu takım. Çünkü çok genç, çok umut vaat eden ama teknik kapasitesini geliştirmek için çok emek verdiğimiz bir takım. İyi bir seçim yaptığımızı düşünüyorum. Takımı gençleştirmek her zaman kurtarandan bana düşmüştür. Sevim abi kurtaran bana. Her geldiğimizde takımı gençleştirmişizdir. Umutlu bir genç takımımız var. Mücadele eden bir genç takımımız var. Yani bu çocukları takip etmek lazım. Her şey istenilen gibi hemen olmuyor. Sayın Mumcu'nun dediği gibi Avrupa'da açılmış bir makas var erkek voleybolunda yıllardan beri. Fakat bunu kapatmak üzere federasyonumuzun yapmış olduğu plan program dahilinde iyi çalışmalarla ve yeni genç yetenekleri ilave ederek hem boyunu uzattıp hem yaşını gençleştirip hem oyundaki mücadeleyi daha farklı kılacak bir takım meydana getirdik. Bunun neticesini de son iki kere Avrupa Golden League'de şampiyon olarak aldık. Ki rakiplerimiz de biliyorsunuz yani. Herkesin tanıdığı rakipler. En son şampiyonluğumuz da çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Çok homojen, çok genç bir takım. Ve geri dönüşte şampiyonluk kazanan bir takım. Yani 2-0 mağlubiyetten 3-2 galibiyete son maçta da Ukrayna'yı yenerek buraya çıkma gibi altın madalyayı ülkemize getirmek gibi müthiş bir sevgi yaşattılar bize. Bunların devamını istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir gruptayız. Grubumuzda Rusya var, Hollanda var, İspanya var, Finlandiya ve Makedonya var. Bir de biz varız. Buradan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Ki gideceğimiz çapraz grupta bir takım daha eleyip daha değişik yerlere çıkmak istiyoruz. Daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Yani tabii ki gönül en yukarıya çıkmak istiyor. Onun için de bu uzun vadeli kurulmuş bir takım. Yani dünya sıralamasında belirli bir yerde olduktan sonra olimpiyat elemesine çağrılıyorsunuz. Daha önceden aldığımız puanlar yeterli olmadığı için o sıralamada olmadık. Olimpiyat elemesine gidemedik. Öncelikle bu takımın hedeflerinden bir tanesi buralardan iyi puanlar alıp olimpiyat elemesine katılmak ve oradan da takımı olimpiyata götürmek. Hedefimiz bu. Uzun bir programımız var. Ama buradaki Avrupa Şampiyonası'nda da gerçekten şundan emin olabilirsiniz ki sahada çok iyi şekilde ülkesini temsil eden, en azından mücadele eden ve neticeyi oynayan, sonuna kadar oynayan, hiç vazgeçmeyen bir takım meydana getirmiş durumdayız. Onun için de çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza, yöneticilerimize ve çocuklarımıza verdiği özveriden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani 18 yaşında oyuncumuz da var. İşte Murat abileri var, Burak abileri var. Bunlar da yani artık veteran sınıfına girmiyor. Bunlar da bir tanesi 25 yaşında, bir tanesi 26 yaşında. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Şahit çıkmamız gerekiyor bu çocuklara. Akıllarda kalması gerekiyor bu çocukların. Gerçekten de onlara da özverilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ya Rusya'nın gücünü şöyle anlatmamız lazım. Dünya voleybolunun en eski ekolü. Ve sıralamaya göre de en üst yukarıdaki bir ekolüne sahip, inanılmaz fiziklerle, inanılmaz yatırımlarla meydana gelen bir takım. Avrupa'daki kendi grubumuzdaki takımlardan veya bir üst level'daki takımlardan bahsedeyim size. Rusya'da bir oyuncunun normal olarak bir yılda kazanmış olduğu ciddi bir imkan var. Bu imkanlar o kadar yüksek ki bir futbolcular kadar alınıyor. Türkiye'deki futbolcular kadar alıyor bunlar. Bizim çocuklarımız da burada kendi imkanlarını da belirli bir yere geliyor. Ama iş maça geldiği zaman hiçbir zaman öyle Rusya, Hollanda falan özellikle beni korkutamaz yani. Bunu Sayın Mumcu ile beraber çok yaşadık. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya ligi şampiyonu Rusya'yı biz Bursa'da 3-2 yendik. Tek takımız ilk defa yenen. Yani kızlar da yenmişti Avrupa ikincisi olduğunda. Biz de Rusya'yı yendik. O Rusya'yı yendik. Ve sonra benim kulüp takımım Kuzbaş Kemerova takımı
Galatasaray Avrupa Kupası maçındaki Rus milli takımının olduğu gibi 8 kişi, 9 kişi o takımda oynuyor. Burada onları eleme şerefine nail olmuştuk. Onun da antrenörü bendim. Yani şu mesajı vermek istiyorum. Böyle bir şeyden korkumuz yok. Yenebilirler ama sahada oynayan bir takım olacaklar. Ve geçen sene de Avrupa Şampiyonası'nda Rusya ilk maçımızdı. İnanılmaz, devasa bir takım. Ve 5 eksikle gittiğimiz maçta yine ilk seti almıştık ama gücümüz yetmemişti orada. Bugün daha farklı bir güçteyiz. Onlarla mücadele edecek durumdayız yani. Yapacağız gerekli mücadeleyi. Ben teşekkür ederim. Hepinize. Sağ olun.